Ukrayna'yı seviyorum. Burada 10 ton, 10 ton, 11 ton peynir paketleniyor. Buradaki düşünce hep benim. Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Dayfınter Başkonsolosu Hakan Cengiz geçtiğimiz günlerde Etinlör'de bulunan Özgazi firmasını ziyaret ettiler. Ziyarete Hotyat Başkanı Hikmet Gürcüoğlu da eşlik etti. Özgazi CEO'su Şerif Aktürk'ün özel davetlisi olarak ziyarete gelen heyet, dünyanın en büyük beyaz peynir fabrikası olan Özgazi'yi gezme ve tanıma fırsatı buldular. Bugün bildiğiniz gibi gururumuz olan Özgazi Peynir'i ziyaret ediyoruz. Başarılı müteşebbisimiz Şerif Aktürk Bey'in fabrikalarını gelip ziyaret ettik. Daha önceden çeşitli sebeplerden dolayı gelememiştik. O yüzden bugün bu cumartesiye kısmet oldu. Ama müthiş etkilendiğimizi söylemeye gerek yok. Biz zaten değişik zamanlarda, değişik görevlerimizde hep Özgazi Peynir'ini yiyorduk yurt dışında. Ama bu sefer bunların yapıldığı yeri görmek, bu kadar büyük, geniş, son derece sofistike, fevkalade komplike, inanılmaz bir otomasyonun olduğu ve son derece temiz bir müessesemizi dünya liginde birinci sırada olması zaten şaşırtıcı değil. Ama bugün bunları bizzat görmek Deventer Başkonsolosluğumuzla beraber mümkün oldu. Hakikaten her santimetre karesi tertemiz, her santimetre karesi alın teriyle yoğulmuş ve müthiş bir emeğin ürünü bu kadar yıl sonunda bu kadar birbiriyle yan yana çalışan geniş ve üretken fabrikalar sadece Avrupa'ya değil işte Kuzey Amerika'ya, Güney Amerika'ya, Avustralya'ya kadar ihracat yapan sadece tabii ki marka olarak Türkiye'nin itibarını değil Hollanda'nın da itibarını çok arttıran bir müessese. Onun için başarılarının devamını diliyoruz, kendilerini tebrik ediyoruz. Ben biliyorsunuz 3 sefer felç geçirdim, rahatsızlandım. 2-3 sene fabrikadan biraz uzak kaldım. Ama içindeki enerji hiçbir zaman bitmedi. Ölene kadar da bu devam eder çünkü buna alıştık diye. Misafirlere gelince her sene, her zaman biz yeni büyükelçi ve konsoloslarımız geldiği zaman hepsini beraber davet ediyorduk. Hem bize tanısınlar, ne iş yaptığımızı yerinde görsünler. İnşallah onların da gurur olur bu. Artık burası tesis demiyorum, burası bir sanayileşmiş artık. 50-60 bin metrekare alanda Türkiye'de dahil olsa çok tek fabrika bu ürünleri, bu kadar ürünü çıkaran yok. Burası en modern tesis. Yani şöyle bir çatının altında günde 200 ton peynir yapmak çok kolay değil. Burayı niye seviyorum? Burada 10 ton, 10 ton, 11 ton peynir paketleniyor. Buradaki düşünce hep benim. Kaç firma geldi denedi. Yoksa şurada burada iki kişi var. Evet. O da şefleri. Evet. Şurada şu peyniri bilmiyorum ama bu ne kadar ya 120-150 ton peynir. Evet. Bunu yap paketlemen için 24 saatte en aşağı 250 kişi lazım. Çünkü kalıptan çıkartacaksın, tenekeye koyacaksın. Tabii. Oho buraya sığmaz. Tabii. O da insan nasıl olacak? Şimdi iki kişi yapıyoruz bunu. Ben her zaman şunu dedim. Dünyada yapılan her şeyi insan yapıyor. Ama çalıştıktan sonra. Yani yatmayla Allah sana vermez. Çalışacaksın ki verir. Dünyanın sayılı işte Bill Gates diyelim. Başardı bir şeyi ama o da insan. Yani o da 9 aylık doğdu. Yapabilir. İmkanlar el verdiği sürece. Mücadele ettiğin sürece. Bir de finansın biraz olduğu sürece. Her şeyi her insan yapar. Unutmayın ki biz Türkiye'de tabii ki belli yerlere geldik ama Türkiye'deki gelmemizde bizim aklımız az diye uzun sürdü veya olmadı bazı şeyler. Ondan değil. İmkanlar var yani. Avrupalılar bunu yapıyor ya. Bunlar hepsi akıllı insanlar mı? Yok. Mücadele etmişler, çalışmışlar, onu başarmışlar. Yani bu dalda başarılı olmak için azimle çalışmak ve bu piyasada iyi düşünmek.
neyi yapabilirim, hangi ürünü satabilirim diye. Bunlar da şimdi eğer onların hepsi tuttuğu zaman... Fabrika bir de zor yetiştiriyor onu. Maşallah. İyidirme yapıyor. Her şey yapıyor, evet. Şu hale geldi. Burada geliyor, evet. Tadına bakabilirsin. Göremez. Tadına bakabilirsin. Açıyorum. Aç, tamam. Aç. Çok güzel valla. Şerif Bey tabii zaten kendisi de makine mühendisi olduğu için bu işleri fevkalade iyi biliyor. Onun için bazılarını kendi dizayn olan makineleri de anlattı, tanıttı. Gerçekten de müessesede müthiş bir otomasyon var. Her ayrıntı fevkalade dikkatli bir şekilde düşünülmüş, tasarlanmış ve icra ediliyor. Bu anlamda gerçekten de Türk insanının, Hollanda Türk toplumunun, Hollanda Türk toplumunun böyle kıymetli mensuplarının neler yapabildiğini görmek bizlere sadece gurur veriyor, iftihar ediyoruz. Bir gün gelecek Şeref, sen öyle bir modern fabrika kuracaksın ki günlük bu tonajda peynir yapacaksın ve yoğurt yapacaksın ve neyse 8-10 çeşit ürün çıkıyor burada. Ya hadi oradan derdim ya. Çünkü niye? Onu bilmiyordum ki ben. Ben asıl makine mühendisiyim ama bu en çok gıdaya yakın olduğu için. Ama bugün olsa, bugün sorsalar dünyada bunun teknolojisini bilen birkaç kişiden birisi diyebilirim. Benim iki oğlum var firmada ama tabii ki firmanın demirbaş iki kişisi daha var. Bu işte yoğun yıllarını veren, hatta 3-4 kişi daha var ekstra. Ben oğullarımdan gurur duyuyorum. Ben 6-7 ayda burada değildim Türkiye'den, gelecek sene 9 ay oldu. Yaptıkları iş, düşündükleri, bundan sonra yapacaklarını ben kendimi üstüne görüyorum. Neden? Şunu başarmışlar, ben bıraktığımdaki ciroyu 2-3 katına katlamışlar. İki saat boyunca fabrikanın farklı bölümlerini gezen heyete, sistemin nasıl çalıştığını hem gösteren hem de anlatan Şerif Aktürk, geziden sonra misafirlerine Erzurum cağ kebabı ikram etti.